Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda desenli ve ışıklı ayna yapmayı göstereceğim. Bununla ilgili arkadaşlar şimdi öncelikle resme baktığınız zaman öncelikle bu desenin çiziminin elinizde olması lazım değil mi? Vektörel çizimin, DVG olur ne bileyim, Illustrator, Corel neyse artık. Şimdi isterseniz bunu Max'e atabilirsiniz, DVG'sini extrude edebilirsiniz. Ben Max'te biraz sorun yaşadım işin açığı. Şekilleri biraz karıştırdı. O nedenle ben Rhino'da, yani artık hani AutoCAD mi olur yani kendi istediğiniz program hangisiyse onu da yapabilirsiniz. Rhino'da çizdim ve katıya çevirdim. Şimdi o katıya çevirdiğimi de çizimi de hatta şöyle çekebiliriz isterseniz. Bakın buraya Max formatında kaydetmiştim ben. Başka programda kaydettiğinizde arkadaşlar Başka programda çizdiğinizde 3ds uzantısıyla kaydederseniz arkadaşlar Max'e aktarabilirsiniz bakın. Görüyor musunuz? Bende geldi şu anda. Şimdi normal ışıklı ayna materyal hazırlama kısmında ayna materyalini falan zaten tekrar gösterdiğim için tekrar etmeyeceğim. Onu izleyin lütfen. Ben şuraya bir ayna yazsam bakın görüyorsunuz hemen geldi. Onun dışında şu üst kısma ne atayım? Kumlu materyali hazırlamıştık. Kumlu camı. Onu atayım. Bakın yine altta yüzeyler kaldı. Görüyorsunuz ikinci parça bir yüzey var. Bunlar ne içinde? Normal ışıklı aynadan hatırlayacağınız üzere. Bir ray light atmak için. Ben şu anda başka bir doku attım. Görün diye. Bakın üst taraf buzlu cam. Alt taraf farklı. Şimdi şöyle yapayım. Yine aynı şekilde dış kısmı aynı materyali attım. Ön kısımlara bakın buzlu cam mı attım? Hatta şöyle dur. Biraz daha koyulaştırmıştım. Görüyorsunuz. Arkada da ne yaptım? Aynı desenlere light materyal attım. Işık attığım için bakın sarı sarı çizgileri belli oluyor zaten. Onun dışında ne yaptım? Yine düz bir V-Ray light çizdim arkasına. Normal şu arkadan sızan ışığı simüle etmek için diyelim. Onun dışında da başka bir şey yapmadım aslında bakarsanız arkadaşlar. Şimdi Max bu tarz nesneleri bazen karıştırabiliyor. Şimdi normalde ne yapıyorduk? İşte kesitlerini çizip hemen extrude dediğince oluyordu. Örnek veriyorum ben bunun DVG'sini ben bir içeri alayım isterseniz Max'in içine. Şimdi normalde şu çizgilerle işim yok arkadaşlar. Bunları başta çizmiştim. Daha doğrusu kalmış buradan aktarırken. İçtekilerle işim yok. Hemen içtekileri siliyorum. Yalnız bayağı var. Vertex var ya. İşte ne demişler. Bana dıştaki çizgi yeter. Ayna için. Yalnız şöyle bir durum var. Ben Rhino'dan aktarırken ne yapmıştım? Şöyle göstereyim. Çizerken daha doğrusu Rhino veya AutoCAD çok fark eden bir şey yok. Önemli olan kesit elde etmek. Şu artıkları varsa onları bir sileyim. Yok gibi. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Şu kırmızılar aynanın katı gövdesi için. Bir de ayrıca şöyle 0,1 milim şey santim falan yani 1 milimetre falan veya daha küçük offset yaparak veya insetle artık ne derseniz içeriye de şu içerideki hem buzlu cam hem de ışık için oluşturacağım nesneler için katı ekledim. Hatta şöyle bakın göstereyim ayrı ayrı. Şunlar hem buzlu cam hem ışık için. Şurası da zaten aynanın dış katı ayna kısmı için. Ben şöyle yapayım. Şunu DVG formatında atayım. Şimdi bunları içe çizdiğim için çok uğraşacağım. İçteki kısımları da silmek için. O nedenle şöyle hemen bunu ayna kesit 2 diye atıyorum. Hemen bir import edelim. Aynen. Şu gelen benim işime yarar. Şu an buna gerek yok. Şimdi normalde ne demiştik? Dış şeklini çizdik geometrisini. İçeriği desenler de çizdik. Önemli olan neydi? Normal ışıklı aynada da hatırlarsanız.
Bunların tek nesne olması. Tek nesne olduğu zaman sıkıntı yok. Şimdi ben basıyorum arkadaşlar. Ona basmadan önce şu içeride yaptığımızın bir olup olmadığını görelim mi? Çünkü kitleme ihtimali var max'i. Ben videoyu en azından burada kesebileyim. İçerideki olmuş mu ona bir bakalım. Yani olduğundan eminim. Siz de görmüş olun. Çünkü render'ını almıştım zaten. Hemen bir render gelsin. Tabii arkadaşlar şu arkadan çıkacak ışık çok olsun diyorsanız ne yaparsınız? Multiplerini artırırsınız. Rengini değiştirmek istiyorsanız temperature'dan rengini değiştirirsiniz. Yalnız ben burada perdeleri high selection yapmıştım gizlemediğim için. Onlar şu anda beyaz materyal atıyor max onlara. O nedenle içeriye ışık girmiyor. Şöyle yapayım hemen. Onları gizleyeyim. High selection diyorum. Şimdi basayım render'a. İçeri ışık girmediği için bayağı koyu göründü içerisi. Yani şöyle bir ortam elde edemedik. O da dışarıdan ışık girmediği için arkadaşlar. Şimdi başlatır. Aynen. Gördüğünüz gibi o render'daki daha doğrusu şuradaki görüntüyü elde etmiş oluyorum. Tamam bunu gördüğünüze göre max dediğim gibi karmaşık çizgilerde bazen extrude algılamakta sorun yaşayabiliyor. Şöyle göstereceğim şimdi onu da. Şu arkadaş hala burada. Bunu ben bir izole edeyim. Normalde extrude deyince hemen yapması lazım. Yapamadı bakın. Pardon özür dilerim. Şu var. Şimdi ben DVG çektiğim için şu vertexlerin tamamını seçip bir weld ile birleştirsem çok iyi olur. 0,01 santim verdim ki. Weld'i. Bak extrude dediğim zaman şu an gitti kafası. Ya uzun bir süre gelmiyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.